İyi akşamlar 60 dakikaya hoş geldiniz. Bugün Perşembe, yani sevgili Tonguç Erbaş'la beraber açacağız programı. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, hoş geldin, iyi akşamlar. Merhabalar Zeynep, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Uzun süredir üzerine konuştuğumuz Amerikan seçimleri sonuçlandı ve beklenenden çok daha hızlı, Trump'ın da çok daha net ve açık bir zaferiyle geldi sonuçlar. Dolayısıyla şimdi ikinci Trump dönemi ve Trump dönemi fiyatlamalarını takip ediyoruz. Dolayısıyla buradan başlayalım. Hem dün baktığımızda, dünkü fiyatlamalarda özellikle 10 yıllıkların yukarı attığını, 4.44'lere kadar gittiğini görmüştük. Bugün 4.35'lere kadar çekildi. Yine dolar endeksi yukarı yönlüydü, 105'lerin üzerine gitti. Orada da bir parça sakinleşmeyi bugün takip ediyoruz. Piyasalar zaten gayet pozitif görünüyor. Altın tabii geri çekildi. Bitcoin son derece pozitif seyrediyor diyebiliriz. Dolayısıyla dünkü fiyatlamalar, bugünkü devamı, bundan sonrasına ilişkin sana hangi işaretleri gösteriyor? Evet Zeynep, geçen hafta sen yoktun. Didem'le çok güzel Kaçırdım. Bir yayın yaptık. Yok estağfurullah. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Geçen haftaki yayında çok önemli bir hafta olduğunu, zaten birkaç haftadır da konuşuyorduk, ifade etmeye çalışıyorduk. Yani o gün işte hem bizim S&P kararı, tarım dışı istihdamla başlayan bir cuma, bugün itibariyle 5 işlem gününde aslında, hani yarınki enflasyon raporu içeride, bir de bilançoların işte 11'inde sona ermesini diye şöyle bir geniş bir hafta gibi bakarsak, hani 11'i akşamı içeride dışarıda neredeyse yılın en önemli haftasını geride bırakmış oluyoruz. Hani baktığımızda bence bu gelişmeler içerisinde seçim Amerika'da tabii ki en önemlisiydi, yani hani beklentiler açısından. Birçok da tereddüt vardı. Bir kere hani seçimin çok yakın geçeceği konusu vardı. Bir ara Kamala Harris'in başkan adayı olduğunda çok popüler bir dönem yaşadığını gördük. Ama Trump'ın hem piyasa fiyatlaması açısından hem beklentiler noktasında son bir ay içerisinde biraz daha önde olduğu bir seçim atmosferi varken, aslında şunu da anlıyoruz ki piyasa özellikle yurt dışında seçim sonuçlarında da çok fazla yanılmamış. Belki biraz altını dışarıda bırakabiliriz ama neredeyse hani Trump seçildikten sonra altında belki biraz hani portföylerde o güvenli liman, yani bir farklı olasılık olursa diye biraz daha tutmaya devam ettikleri işte faizlerin, endeksin veya endekslerin Amerika'da, doların güçlendiği, hatta altının da yeni zirve yaptığı bir dönem yaşadık. Şimdi çarşamba günü hani biz piyasaya geldiğimizde bence şöyle bir olumlu durum oldu. Tabii fiyatlamalar aslında Trump ekseninde, işte güçlü dolar, yüksek faiz kısmen, daha iyi bir hisse senedi piyasası beklentileriyle yükseldi. Karşı para birimlerinin neredeyse tamamında, gelişmekte olan ülkelere baktığımızda belki Türkiye'nin ayrıştı. Hatta borsa nezdinde de Türk borsasının, yani Borsa İstanbul'un kısmen pozitif ayrıştı. Bir sonuç karşımıza çıktı. Bu da aslında bir aydır, ki bugüne de gelmemiz lazım, beklenenin gerçekleştiği, hatta bana kalırsa şöyle daha iyi bir senaryo oldu. İşte yakın geçecek güvenlik problemi olur mu? İtirazlar gelir mi? Süreç uzar mı? Vesaire. Bunların hepsini de piyasa dışarıda bıraktı. Hani buradan ilk etapta Avrupa ve Çin gibi iki bölge veya ülkeyi belki en negatif etkilemiş bir sonuç gibi gözüküyor. İşte en pozitif anlamda belki Rusya eksenindeki gelişmeler, genelde dünyada belli bir tedirginlik de olabilir. Yani baktığımızda sonuçta belli kotalar, belli vergilendirmeler devam edeceğini anlıyoruz aslında Amerika'nın dışarıya dönük politikalarında, ama işte Türkiye'yi de bu eksen içerisinde biraz daha geldiğimiz seviyelerde pozitif ayrıştıran bir şey yaşadık, fiyatlama yaşadık. Şimdi bugün de çok enteresandır aslında. Tabii hep bizim hani genelde borsada kullandığımız o beklenti bitti ya da işte haber gelip o beklenen haberin gerçekleşmesi gibi, borsalar hariç Amerika'da kısmen senin de söylediğin gibi o bir süredir satın alınan veya beklenen o faizin yukarı gitmesi, doların güçlü kalması, hatta altının zirveden 150 dolar geri çekilmesi sonrası bugün tekrardan bir 2700 dolarlara yaklaşması gibi, paritenin yine 1.08'e gelmesi gibi
Tamam, bu süreç geçti, bir fiyatlama yaşamıştık, bunun da gerçekleşmesini gördük, bir aşırılık da oldu orada. Sonra bana kalırsa kısmen işte kar satışları geldiğini düşünüyorum veya karşı pozisyonlar bu beklenti sonrası alındığını düşünüyorum. O açıdan bence en azından kazası belası diyebileceğimiz, yani iki aday vardı sonuçta, biri seçildi. Buna göre de bence mesela Çin'in son stratejileri de dahil olmak üzere, Avrupa'da hemen yaşanan siyasi bazı gelişmelerin de dahil olmak üzere yakın vadede bazı ülkeler öncesinde ve anında diyelim seçim arifesi ve hemen sonrasında da öyle ya da böyle bazı stratejiler uygulamaya başlamışlardı ve devam da etti. Şimdi bu süreç sonrasında da büyük ihtimal herkes şapkasını önüne koyup hani artık Trump başkan bir dönemini gördük. İkinci dönemde ben şöyle de hemen kısa bir not düşeyim. Yani o seçim akşamı konuşmasında daha sakin, daha huzurlu, daha her ne kadar o agresifliği olsa da böyle biraz daha durulmuş bir Trump görüntüsü var. Bu politikalarına ne kadar yansır, ne kadar bir değişiklik olur, farklılaşmalar olur mu? Bunları da göreceğiz. Dolayısıyla böyle bir özet seçim öncesi sonrası fiyatlamalarda yaşadığımızı düşünüyorum ama hani bu etki işte fiyat düzeltmeleri olsa da tabii 20 Ocak aşağı yukarı nereden baksanız işte 2 aydan daha uzun bir süre var. O aralıkta biraz daha böyle en azından seçim atmosferinden çıkan bir dünyanın belki kısmen hani fiyat hareketlerinde o iyimserliğin devam ettiği, daha sonraki politikalarına göre fiyatlamaların hemen gerçekleşmediği bir iki ayımız, yani adapte olma süresi şöyle enteresan, hani biraz da netleşerek söylersek yaşayacak gibi gözüküyor piyasa. Peki bu akşam Fed'den ne beklersin? Yani çok net bence orada 25 bas puanlık bir indirim olacak ama şu herhalde Trump'ın seçilmesinden ziyade seçimin sonuçlanması bir kenara. Büyük ihtimal Powell'a birçok soru gelecektir. Hı-hı. Daha önceye göre hani siyasi noktadaki sonucun hani kendileri için ne ifade ettiği, politikalarını etkileyecek mi? Hani Powell'ın geleceği de dahil olmak üzere bilmiyorum. Tabii ne kadar aşırı bir soru trafiği olur bir yönde ama onun da tahmin ediyorum işte ekonomik veriler üzerinden gideceğiz. Siyasi sonuçlar bizi ilgilendirmiyor tarzında açıklamalar olacak. Ama bundan bağımsız olarak bence son veriler ışığında, yani geçen haftaki tarım dışını dışarıda bırakarak enflasyon, işte ekonomik aktivite gibi böyle bütün hani bir önceki toplantıdan buraya geldiğimizde çok panikleyen diyelim veya çok hızlı faiz indirmek isteyen bir FED olmayacaktır. Her ne kadar faiz indirimi gelse de Powell'ın söylemlerinin biraz daha böyle hani faizin bu noktada kalıcılığı, acele etmeyeceğiz. Veriler şu an için ekonomik göstergelerde çok inanılmaz bir durgunluk ifade etmiyor. Enflasyonda da kısmen beklediğimiz seviyede olmasak da işte yavaş yavaş hani bazı işte son dönemdeki böyle ekstra durumlar haricinde ne bileyim işte kasırgalar, işte grevler vesaire gibi bunun haricinde biraz daha hani enflasyonda istediğimiz yere adım adım geleceğiz. Ama bunun için de çok aceleci olmayacağız. İşte her toplantıda verilere bakacağız gibi bir toplantı geçmesini bekliyorum. Aynı zamanda eski, yani bu Eylül ayına geldiğimizde bizim %100'lerin üzerinde, yani o 50 bas puan faiz indirimi olduğunda bu toplantı, bundan sonraki Aralık toplantısı, yanlış görmediysem Ocak'taki toplantı hep böyle kesin bir 25 bas puan indirim. Yani 50 bas puanı dışında ve %100 civarlarında, hatta biraz daha yüksek beklentiler vardı. Ama terminalde şimdi biraz daha bu beklentilerin de ılımlaştığını veya azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu toplantıdan sonraki işte Aralık-Ocak toplantıları veriler ışığında biraz daha böyle şahin duruşun kısmen devam edebileceği, hani o kademeli iniş, yumuşak iniş, çok piyasayı böyle sarsmadan hani iki kere 50 bas puan iner mi vesaire, böyle FED çok da agresif piyasaya gelir mi algısından çok daha uzak toplantılar olacağını düşünüyorum açıkçası.
Peki şimdi yabancı yatırımcının EM'lere kayması noktasında o anlamda yani orada beklenen akış anlamında Trump döneminde nasıl bir seyir beklersin? Yani şu açıdan soruyorum aslında büyüme destekli planları ve vaatleri düşünüldüğünde ve bunun da etkileri tartıldığında nasıl bir seyir daha mantıklı görünüyor? Şimdi iki açıdan bakabiliriz. Birincisi eğer hani bu faiz indirimleri bunun sermayenin alternatif bir yatırım araması, bunun gelişmekte olan ülkeler olması gibi bir başlıksa hani bu biraz daha ertelenebilecek, yani buna yönelik bir stratejiyle Amerika dışındaki ülke veya pazarlara bir yatırım stratejisi düşünen kurum veya kişiler varsa bunlar biraz daha bekleyebilir, biraz daha görmek isteyebilir ne olacağını fırsatlar açısından. Hani Amerika'da veya yurt dışında devam edelim mi ya da ne kadar oraya bir sermaye kaydıralım diye. Ama ikinci grup eğer uzun süredir hani bir seçim olsun, seçim netleşsin, bizim aklımızda yatırım yapabileceğimiz ülkeler var ama bu süreci biraz bekleyelim dedikten sonra yani ilk gruptan hariç ne olursa olsun burada faizler inecek. İşte gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere buralarda fırsat avantajları biz görebiliriz algısıyla yatırım yapanlar için. O süreç başlayabilir diye düşünüyorum. Tam biraz da böyle mevsimselliğin de işte Kasım'dayız. Bir kısım bu yıl içinde pozisyon alıp bir kısım yeni yılda yeni yılın başlarında pozisyon alıp aralığı da biraz sakin geçirecek bir ikinci grup olur. Onların adresi Türkiye olabilir mi? Yani dün yanılmıyorsam mesela döviz tarafında biz bayağı bir iç pazarda hatta dışarıda da böyle bir yoğun tekrar satış dalgası gördük. O geri çekilmenin de biraz nedeni buydu. Bunun ne kadarı yabancı kaynaklıdır bilmiyorum. Ne kadar kısa vadede böyle bir karar verirler emin değilim. Ama o grup için bizim de dahil olduğumuz ülkelerde bir kapı açılması daha kısa vadede olabilir. Onun için ne kadar şey olur, yakın vadede olur bilmiyorum. Ama bu cenaptaki yatırımcı kitlesi Türkiye için de tekrar bir gözden geçirme ve en azından bir start, yani bir başlangıç durumu olacak gibi duruyor. Tabii yani şu an elimizde çok yakın olduğu için, çok sıcak olduğu için seçim sonuçta çok böyle net veriler yoktur. Ama birkaç haftada özellikle Kasım'ın sonuna kadar olacak gelişmeler, o değişimler yani yabancı hareketleri önemli olacaktır diye tahmin ediyorum. Peki biraz yine Borsa İstanbul cephesiyle devam edelim. Yani şimdi Borsa İstanbul tarafında sen de dikkat çektin. Dün olumlu fiyatlamalar vardı. Bugün de günü yine 9000'in kıyısında tamamladı. Biz bir süredir orada endeksi 8700-8600'lerde sıkışmış pozisyonda görüyorduk. Şimdi tabii bir yandan da yıl sonu yaklaşıyor. 2025'e dikkatler çevriliyor. Orada endeks geneline baktığında ne beklersin fiyatlamalarda, hedef fiyat anlamında ve de artık hani buralarda borsada dip yapma çabası tamamlandı diyebilir miyiz? Bir yandan da şunu da ekleyeyim ikinci bir soru olarak. Yani bir yandan da bilançoları takip ediyoruz. Özellikle şirket finansalları tarafına baktığında nasıl bir pozisyon almak gerektiğini düşünürsün yatırımcı açısından? Bu tarafta iyileşme erken ne zaman beklenebilir? Evet, ilk olarak şunu konuşmamız lazım. Yani biz bütün bu 4 aylık süreçte aşağı yukarı, çünkü 4 ay negatif bir kapanış gördük uzun süre sonra Borsa İstanbul endeks bazlı. Geldiğimiz yer 8500-8700, yani daha önce 8550-7200 hareketi sonrası 11250'ye gitmiştik. Yani aşağı yukarı o tepede oluşturduğumuz yükselişin tamamını geri verdik. Yani işte 3000 puana yakın. Ve geldiğimiz noktalarda yani birçok sektör, birçok ana sektör, bankacılık da dahil, işte %30-35 geri çekilen, efendime söyleyeyim, evet bilanço bozulmaları, yüksek faiz oranı, beklentilerin ve hacmin, isteğin düşük olması. Şöyle bir detay da vereyim. Eylül sonu için Sermaye Piyasası Birliği'nin sitesindeki raporlarda mesela 7 milyon yatırımcı var ki bu bir ara 8,5 milyona çıkmıştı. Ama çok uzun bir süredir, yani çok uzun bir sürede veri 4 yılı gösteriyor. Daha da geri gidebiliriz ama 4 yıldır ilk defa bir ay içinde yatırım yapan, daha doğrusu bir ay içinde işlem yapan, yani aktif hesap deniyor buna,
yatırımcı sayısı 4 milyon civarı ve toplam hesap sayısı da 7 milyon civarı. Yani arada 3 milyonluk bir ay içinde, Eylül sonu için konuşuyorum, hiç işlem yapmayan hesaplar var. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Ama bu makas son 4 yılda hiç bu kadar açılmamış. Yani bu şu demek, biraz daha borsaya ilgisiz, kenarda duran, hani bir ayda bile buraya dönüp bakıp bir işlem bile yapmamış 3 milyon hesabımız var şu an için. Belki Ekim verisi biraz daha yüksek de çıkabilir. Şimdi bu duruma geldiğimizde dip yapmış bir endeks var. Benim kanımca olabildiğince dip yapmış. Yani 245 dolar, dolar bazlı işte 8550-8570 TL bazlı. Ve bizim geçen hafta konuştuğumuz birçok gelişmenin çok kritik bir haftanın eşiğinde bunu yapmış. Bilançolarda da tahmin ediyorum enflasyon muhasebesinden bağımsız da konuşabiliriz. Enflasyon muhasebesini dahil de edebiliriz. Tahmin ediyorum en zayıf olabilecek çeyrekten biri. Yani hani bir sonraki çeyrekte bütün bilançolar düzelir gibi bir şey söylemiyorum ama bir kısmın toparlama eğiliminde olabileceği birkaç çeyrek görebiliriz. Ama şu an tahmin ediyorum en zayıf olabilecek bilanço dönemlerinden birini yaşıyoruz. Buna rağmen beklentilerden iyi, hatta sektör ve sektörden bağımsız olarak da fena gelmeyen de toparlama eğiliminde olan da bilançolar var. Çok fazla olmasa da sayısı. Yani gıda perakende de gördük, işte iletişimde gördük, benim görebildiğim kadarıyla savunma sanayinde gördük vesaire. Burada böyle bir şey var. Yani iyi de gelen bilançolar var. Yani hisse ayrışımı olacak dedik. Dolayısıyla bunları da yaşıyoruz. Ben şunu düşünüyorum. Yani 8500 bu aşamadan sonra aşağı gelmedikçe, yani 8500-8700 veya bundan sonra 8700 aşağı kırılmadıkça, yani bu alanda bir risk alınacaksa en doğru zaman. Şimdi iki gün çok kritikti. Dün 100 milyara yakın, bugün 80 milyara yakın. İki gün hacimle diyebileceğimiz ve kısmen bugün biraz daha yatay piyasa sonrası olumlu bir kapanış gördük. Bence yarın ve pazartesi çok önemli. Enflasyon raporu sonrası bir 9000, yine 70 ile 100 milyar arası bir hacimle kalıcılık devam ederse bu sefer sene sonu için, hani daha önceleri tabii çok farklı seviyeler konuşuyorduk ama bir 10.000-10.500 o aralık düşünülebilir. Ama bunlar gerçekleşirse, hacim çok önemli bu arada. Çünkü o dipten dönüşü bize gösterecek en önemli indikatör. Biraz da bu vadeli piyasalardaki işlemleri konuşuyorduk hep geçen senle de veya sen de başka yayınlarda konuşuyorsundur. Oradaki o aşağı yönlü beklentinin de bu anlattığım senaryo içerisinde aşağı fiyatlamasında artık yeteri kadar marj yok. Onun için biraz yeni vadede her ne kadar negatif bir başlangıç ya da aşağı yönlü pozisyonların yoğun olduğu bir başlangıç yaşasak da sanki bu spot piyasada biraz da vadeli de terse doğru bir dönüş var. O açıdan birkaç ay daha ümitli olabiliriz diye düşünüyorum borsada. Çok çok teşekkürler Tonguç Erbaş katıldığın katkın için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.